Sözde bir ev sahibi İstanbul'da bir daireyi kiraya verdi. Sözde diyorum çünkü aslında ortada kiralık bir daire yoktu. Ama o dolandırıcı olmayan o daireyi tam 25 kişiye birden kiraya verdi. Kiracılar dolandırıldığını yeni evlerine taşınmaya hazırlanırken öğrendiler. Bazılarından 1,5 almış, bazılarından daha 10 bin almış, kaç aylık peşin almış. Ben şu an evsiz kaldım, param gitti, rezil durumdayım. Olmayan bir daireyi 25 kişiye evet. Kiraya vermişler. Evet, öyle olmuş maalesef. Dolandırıldım. Çünkü ev yok, anahtar yok, para da meydanda yok, mağdur oldum. Merve Seyhan evini Adana'dan İstanbul'a taşımak istedi ama iddiasına göre dolandırıcıların ağına düştü. Ve o günden sonra da hayatı kabusa döndü. Çünkü dolandırıcı iddiaya göre aynı evi 25 kişiye daha kiraya vermişti. Evimin şu an durumu bu. Eşyalarım topluydu. Sahibine para yolladım. Üstüne bir de 5000 lirasını almıştı. Merve Seyhan dolandırıldığından habersiz Adana'daki evini toplamış, İstanbul'un yolunu tutmaya hazırlanıyordu. Yeni ev heyecanı yerini üzüntüye bıraktı. Merve Seyhan 25 kurbandan biri olduğunu sonradan öğrendi. Fakat dediğim gibi dolandırıldım. Bir dolandırıcı olmayan daireyi 25 kişiye kiraya verdi. İşte o daire Avcılar'daki işte bu binanın birinci katında yer alıyor. İnternete ilan koyarak bu daireyi kendi dairesiymiş gibi gösterdi. Ardından bu daireyi tam 25 kişiye kiraya verdi. İBAN'ına 5250 TL para kaptırdım. Dün ev sahibini arıyorum. Anahtarı almak için telefon kapalı, ulaşamıyorum. 2+1 demişler. Bazılarını 3+1 demişler. Hepsi de peşin ödeyip gitmiş. Normalde pazartesi günü bu evi tahliye etmem gerekiyordu. Çünkü oturduğum ev satıldı. Ben şu an evsiz kaldım. Param gitti. Rezil durumdayım. Dolandırıcı daireyi ilana verdikten sonra arayan kişilere şehir dışında olduğunu söyledi. Ve Avcılar'daki işte bu 2+1 daire için 1500 lira istedi. Ardından fiyatı uygun bulanlar dolandırıcının ağına düştü. Ve hepsi teker teker başta depozito olmak üzere kirayı bile ödedi. Önce ben kapora olarak 1000 TL yatırdım. Kabul etmedi. Depozito istedi benden hepsine. Tamam dedim, olur dedim. İlanı kaldırdım. Depozitoyu da yatırdım. Gelenlere de söylüyorum, neden daireyi görmeden, ev sahibiyle tanışmadan hemen para yolluyorsunuz hesaba? Parayı ödeyenler mutluydu. Ardından kiraladıkları daireye bakmak için Avcılar'daki işte bu binaya geldi ama o kiralık daireyi bir türlü bulamadı ve acı gerçeği de yöneticiden öğrendi. Şoka uğradılar. Hepsi kazıklandık, dolandırıldık deyip gittiler. Gerçekten o insanların yakalanıp cezasının yerine getirilmesini istiyorum ve sonuna kadar bu iş için savaşacağım. Maddi manevi tazminatımı da alacağım. Ben paramı geri istiyorum. Çünkü ev tutmam lazım. Sesimi duyurmak istiyorum.